Valla neden geldin diye sorarsanız abi, yani biz savaş çok. Biz kimsenin ölmesini istemiyoruz. Yani ailemiz zor duruma sokmamak için buralara geldik yani. Kimse devletini terk edemez. Kimse devletsiz yaşayamaz. İnşallah bir gün Afganistan da iyi olur da yani gideriz. Çok memnun. Allah razı olsunlar. Kendi çocuklar gibi bakıyorlar bana. Kendi kardeş gibi bakıyorlar. Annesi annem gibi. Yani çok şükür Allah, çok iyi bakıyorlar bana. Çok iyiler yani. Ekmeğim, suyum, her şeyim veriyorlar. Paramı veriyorlar. Ay may paramı gönderiyorum aileme. Çok iyiler yani. Memnunum ben iş yerinde. Bu gibi işlerde çalıştırılan kişilere normal asgari ücretin çok altında ücretler veriliyor. Piyasada telaffuz edilen ücretler gerçeğe yansıtmıyor. İşte deniyor işte 5 bin liraya çoban bulamadık, 6 bin liraya çoban bulamadık. Bunlar doğru değil. Nasıl doğru değil? Bu saf veya ele geçen net ücret ama içerisinde yaklaşık 10-12 saatten fazla veya 15-16 saat sabahtan akşama kadar gün boyu haftanın 7 günü çalışmaya ihtiva eden bir ücret. Ya bir asgari ücretle çalıştırmaya kalksa, fazla mesailerini, hafta tatilini ödemeye kalksa bu kişinin maliyeti 7-8 bin lira net olarak bir işverene gelir. Bu kişilerin sosyal güvenceleri yok. Sosyal haklardan mahrumlar. Yine bir kişinin normal günlük çalışma süresi 7,5-8 saattir en fazla. Diğer saatlerini sosyal etkinliklere ve dinlenmeye ayırması gerekir. Bu kişileri sabahın 5'inden 6'sından gecenin 7'sine 8'ine kadar 6-7 ay boyunca her gün tatil yapmaksın, çalıştırmak bence insanlık suçudur. Ne kadar insani şartlarda yaşıyorlar. Ahırın bir köşesinde bir yer verdi de mi yaşıyor? Şofbenini bilmem nesini verdi, yıkanıp doğru düzgün bir yerde yemek yiyebiliyor mu? Bunları ben bilmiyorum. Ama devlet hukuki olarak bu insanlara çalışma izni vermemişse, bu insanlar da bu ülkeye hukuki olarak girmemişlerse ne insani yönleri kontrol edilebilir ne çalışma şartları kontrol edebilir.